Yani bu damadı anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu. Ayranı yok içmeye, tahtirevanla gidiyor emlakçı açıyor. Bırak canım gitsin. Baksana sabahın erkenden kalkmış, dükkanı kiralamaya gitmiş. Hevesli bayağı. Aman aman, biz çok gördük onun hevesini. Hadi canım hadi, sana iyi işler. Güle güle baba, hayırlı işler. Yok öyle pat diye evlenmek İpek Hanım. Gidip bir araştıralım bakalım şu çocuğu. Hadi eyvallah. Hadi canım güle güle. İyi işler. Babam niye öyle bakıyor anne? Bakarsa baksın çocuğum izin verdi ya, daha ne istiyorsun? Ay evet hala inanamıyorum. Hemen Tankut'u arayayım da akşam buluşup detayları konuşalım. O kadar evlenmeye hevesliydin de niye 30 yaşına kadar bekledin acaba? Allah! Gül gibi kısmetler bulduk, hepsini harcadı. Ulan bir ressam da nasıl araştırılır ki? İpsiz mi, sapsız mı, resimleri satıyor mu? Nasıl öğrenilir ki ya? Öyle deme usta. İnternet büyük nimet. Ne istiyorsan anında öğreniyorsun. Ressam Tankut'la ilgili bilgi var mıdır acaba bu internette? Hasan. Buyur usta. Gel bakayım buraya. Geldim usta. Buyur. Bu internette aradığın bir şeyi nasıl buluyorsun? Ne arıyorsun? Sana ne? Yok ya ben tam olarak bilmiyorum da o yüzden sordum. Zaten senin bildiğin tek şey yemek yemek, başka ne bilirsin ki? Dombili. İstersen bir Bahadır'ı arayayım usta ha? Ara çabuk ara hadi geç. Alo ha, Bahadır'cığım. Hasan ben. Ya bu internette aradığımız şeyi nasıl buluyoruz biz? Arama motorundan. Ya kardeşim biz bunu yine mi açacağız ya? Motor dedin ya abiciğim, motor bunun içinde değil mi? Tamam Bahadır tamam. Bak fena olacak ha. Söyle hadi ukalalık yapma söyle. Google nasıl yazılıyor? Tamam. Tamam oldu sağ ol. Görüşürüz bay bay. Ustacığım internette bu siteyi yazıyorsun. Sonra da ne istiyorsan onu yazıyorsun. Karşına çıkıyor. Tamam sen yaz gir bakalım. Ben sonra ararım hadi. Tamam. Yaz onu sen. Evladım sen ne yapıyorsun orada sabahtan beri? Bir şey yapmıyorum baba. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Şşş. Dombile hadi hadi. Ya her türlü aradım. Yok yok yok. Ne biçim ressam bu be? Daha internete bile girememiş. Bir de Tankut maaş mı yazsam acaba? Merhaba. Merhaba Sinan abi. Yo Mustafa, şiir okumaya başlamışsın. Manita falan mı var yoksa? Yok abi, ne manitası, ben öylesine hobi olsun diye okuyorum. Ne haber Mehmet Usta? Hoş geldin Sinancığım, buyur gel. Hoş bulduk. Oo, açmışsın bilgisayarı. Ne o, internet mi yoksa? Ya internet, bir şeye bakıyordum da. Vay vay vay. Mehmet Usta internette surf yapıyor. Hasan, bir çay söyle de Mehmet Usta'nın teknolojiyle buluşmasını kutlayalım. Hemen Sinan abi. Mehmet Usta, sen internette bir şey arıyorsan mutlaka bulunmaz Hint kumaşıdır. Yok canım, Hint kumaşı falan değil. Bir ressamla ilgili bir şey arıyorum da orada. Ressam mı? Evet. Pelin bahsetmişti. İpeği mi istemeye geliyorlar, Defne'yi mi? İpeği. Adı neymiş şu ressamın? Kimmiş neymiş hemen öğreneyim sana. İsmi Tankut, soyadını bilmiyorum. Tankut. Tamam. Benim müzayedelere sık katılan bir arkadaşım var. O bilir ressamların geçmişini. Zahmet olacak Sinancığım. Yok canım ne zahmeti? Fakir fukaraya kız verecek değilsin ya, öğreneceksin tabii. Var ya bu Sinan abi Pelin'i bana hayatta vermez. Neyse ben bir teklif edeyim de orasını sonra düşünürüz.
Oldu Muhittin abi, sağ ol. Yengeye selam söyle. Baş üstüne söylerim. Görüşürüz. Muhittin abi Tankut diye birini tanımıyor. Ama o açık artırmalarda daha ziyade mücevheratla ilgilenir. Ondan herhalde. Bir şey öğrenemedin yani. Öğrenemedim ama Muhittin abi müzayedeye giderlerse kesin öğrenirler dedi. İyi bir ressamsa orada tanırlarmış. Şimdi bir de kalkıp müzayedeye mi gideceğim yani Tankut sormaya? Baba olmak kolay değil. Bak bu akşam bir açık artırma varmış. İstersen yerini tarif edeyim, git bir soruştur. Yok canım, ne işim var benim müzayedede? Allah Allah, nereye gitti koskoca sandalye? Şükran, ben çıkıyorum. Nereye, yemek hazırladın? Aç değilim ben. Arkadaşlar çağırdı. Kahvede bir iki el pişti oynayacağız. Bu kılıkta kahveye mi gidiyorsun sen? Hayatta inanmam. Ne yani? Arkadaşlarımın karşısına şık çıkmak hakkım değil mi benim? Mehmet, nereye gidiyorsun diyorum sana. Piş diye diyorum sana. Müzayedeye diyeyim de iki saat dalga geçti mi? Merhabalar efendim. Merhaba. Sizi daha önce hiç görmedim burada. Ben Fazıl. Ben de Mehmet. Tankut Gökova'nın resimleri için geldim de. Tankut Gökova. Evet. Resimleri. Daha önce hiç duymadım. Duymadınız mı? Yok. Ben şöyle biraz öne geçeyim. Gözüm pek görmüyor da. Satıyorum. Satıyorum. Saat. Evet, sıradaki eser bir Rugendas tablosu. Bence yerli ressamlarımızın eline su dökemez. Mesela Tankut Gökova diye bir ressamımız var. Duydunuz mu? Yok, duymadım. Özür dilerim. Ben şöyle öne geçeyim izninizle. Gözüm pek seçmiyor da. Evet, 15 milyar var. 15 milyar var, 16 milyar oldu. Var mı arttıran? Affedersiniz, buraya sık gelir misiniz? 5 senedir hiç aksatma. O zaman Tankut Gökova'yı tanırsınız. 17 milyar 500 milyon. Duymuştum sanırım. Ressam değil mi? Çok şükür bir tanıyan çıktı. Ara sıra bir tablosu düşer. 5-600 milyona satılır. Ama ben şahsen pek beğenmem. Var mı arttıran? Ben de pek beğenmem. 17 milyar 500 milyon. Neyse, en azından bir geliri varmış. 18 milyar oldu. 18 milyar önde, 18 milyar var. Var mı arttıran? Müsaadenizle efendim. Beyefendi ayağa kalktı. Zannediyorum 18 milyar verecek. Hayır efendim, ben ayağım da... Ben oturuyorum. Oturuyorum ben zaten. Ayakta değil mi? Bakın. Oturuyorum işte gördüğünüz gibi. Oturmuyor muyum beyefendi? Oturuyorum. Evet, 18 milyar. Var mı 18 milyar? Hanımefendi 18 milyar veriyor. En iyisi arayı bekleyeyim bari.